Değerli siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, il başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, değerli protokol ve Ankara gücünün gerçek sahibi, Ankara gücünün üyeleri bir anlamda da delegeler, hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygıyla selamlıyorum. Evet, bu bir olağanüstü genel kurul. Olağanüstü genel kurul olmasının esas nedeni bildiğiniz gibi Nisan ayında bir spor yasası çıktı. Bu spor yasasının getirdiği zorunluluklarından dolayı böyle bir olağanüstü genel kurul e, gelişimi oldu. Sıradan büyük bütün kulüpler bu genel kurulu olağanüstü şekilde yapmak zorundalar. İnşallah bugün bu genel kurul Ankara gücünün geleceğine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Biz bu genel kurulu yapmışken genel kurulu seçimli yapmak istedik. Bir Ankara gücünün geleceğe taşımak için yönetim kadrosunu biraz daha güçlendirmek için bazı çalışmaları yaptık. Sağ olsun Ankara'nın dinamiklerinden, iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından Ankara gücünün en büyük Ankara'nın en büyük markası Ankara gücüne katkı sağlamaları için teklifte bulunduk. Sağ olsun bizleri kırmadılar. Biraz sonra liste sizlerin onayına sunulacak. İnşallah bu ekiple Ankara gücünün geleceğine ciddi kaskı sağlayacaklarını ve Ankara gücünün hak ettiği yere geleceğini umut ediyorum. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Protokol var. Biraz sonra ben rica ettim. Siyasi partilerimizi temsilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızda kısa bir, en azından kısa bir değerlendirme hitap etmelerini rica ettim. İnşallah benden sonra onlar sırasıyla sizi hitap edecekler. Neden? biz geldiğimizden beri bir şey söyledik. Biz şehri hareketlendirmeden bu kulüp hak ettiği yerde olamaz. Biz yönetim olarak şehrin belediye başkanları, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası Ankara'nın en büyük markası Ankara gücünü hak ettiği yere taşımasını istiyoruz. Burada Ankara gücünün kurulduğundan beri ana sponsoru olan, isim ismi olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun genel müdürü Yasin Bey de burada. Kulübün gerçek sahibi aslında onlar. O imalat harbiye makina kimyanın Osmanlıca ismi olan kuruluşundaki imalat harbiyenin çalışanları, mühendisleri ve onların çocuklarının kurduğu bir takım. Tarihi bir takım. İnşallah o tarihi aydınlatmak için girişimde bulunuyoruz ve şunu söylemek istiyorum. Bizim dünyamızda Ankara gücünü bilenler şunu bilir ki Ankara gücü gazi bir kulüp. Çünkü i̇malat Harbiye'nin ve kulübün oyuncuları ve yöneticileri Kurtuluş Savaşı'nda şehit olmuştur. Gazili hak etmiştir. İnşallah kongreden sonra bu gazilikle ilgili gazilik ünvanı biliyorsunuz Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla ve kanunen düzenlenen şekliyle hak edilmesi lazım. Onu araştırıyor arkadaşlarımız. Ankara Gücü gazi bir kulüptür. Ve bu gazilik ünvanını çoktan hak etmiştir. Biz öyle inanıyoruz. İnşallah bu yönetim Ankara gücünü gazilik ünvanıyla da taclandıracaktır diyorum. Geldiğimizden beri işin açıkçası burada belki çok konuşmamamın sebebi çok iş yapmadığımızdan dolayıdır. Çok iş yapmadığımızdan der ki bu bir öz olabilir. Çünkü Ankara gücü için çok şeyler yapmak gerekiyor. Biz hala onarım aşamasındayız. Kulübü onarıyoruz. Çünkü kulübü çok konuşmak için kulüp için çok şeyler yapmak lazım. Biz az şey mi yaptık? Yaptık. Söylenecek şeyler var. Ama çok kısa başlıklarla birkaç şey söylemek istiyorum. Geldiğimizden beri kulübü yaşayabilir bir hale getirmekti. Bunu başardık. Bugün sizin huzurunuzda ilan ediyorum. Ankara gücü genelde transfer yasaklarıyla hep anıldı. Bu saatten sonra Ankara gücünün transfer yasağı yok ve transfer tahtası açıktır arkadaşlar. Bunu bilmemizi isterim. <laughs> Geldiğimizden beri önemli önemli vurgulamak istediğimiz bir şey vardı. Ankara Gücü camiasının sözüm yanlış anlaşılmasın. Spor mabedi olan 19 Mayıs stadının yapılmasıydı birinci öncelik. Biz şampiyon olduk. Şampiyonluk kutlamasını 19 Mayıs Stadının <laughs> 19 Mayıs Stadının yerinde yaptı kutlamayı. Hepiniz şahitsiniz. Çok kendilerine çok teşekkür ediyorum. Protokol ve davetimizi kırmadığı için Cumhurbaşkanı yardımcımız geldi. Orada Stadın müjdesini verdi. Stadın ihalesi yapıldı. 45 bin kişilik Türkiye'nin hatta dünyanın en iyi stadının temeli yakında atılıyor. İhalesi yapıldı. Şu anda şantiye kuruyorlar arkadaşlar. 45 bin kişilik bu 50 bin kişiye de çıkabilir. Türkiye'nin en iyi stadı hatta dünyanın sayılı stadlarından. Yakında inşallah bunu hep beraber temel atmasına şahit olacağız. Anka. Ankara gücünün tesisleri çok eskimişti. O tesisleri yapana rahmetle anıyorum. Bugüne kadar Ankara gücü adı duyulduysa o tesislerin var olmasındandır. Ama tesisler 30 yıl, 40 yıllıktır çok eskimiş. Yeni bir tesisin projesini, eskizini şu anda ekranda görüyorsunuz. Sayın Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım ve Yeni Mahalle Belediye Başkanımız burada mı bilmiyorum. En kısa sürede en kısa sürede oranın müracaatını yapacağız. Ruhsatını alıp en kısa sürede mevcut yönetimdeki arkadaşlar bu konuyu üstlenip şu ekranda gördüğünüz tesisleri yapacaklar. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir ricamız var. Bu ana bulvardan kulübe geçiş olan atlı spor kulübünün o ucundan biz arkadaşlarla görüştük sizin bürokratik ekiple. Oradan bir yol açılmasını bu süre içinde talep edeceğiz. Diğer kurumlarla ilgili sorun olursa orada e, siyasi partilerin değerli temsilcilerine yardım isteyeceğiz. Bir an evvel onun yapılmasını istiyoruz. E, i̇nşallah bu tesislerde yapınca Ankara Gücü hak ettiği yere gelecektir. Çok kısa da bir transferlerden bahsetmek istiyorum. Evet, çok önemli oyuncular aldık. Şu anda beş yabancı ve dört tane yerli oyuncu aldık. Yabancı oyuncularımız Türkiye'de ve dünyada aldığımız oyuncular gündem oldu. Bunu bilmenizi isterim. Portekiz'den bir 8 numara aldık. Ortası oyuncusu bu yıl Portekiz'in asist kralı. Jesse Rodriguez diye bir oyuncu aldık. Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in en önemli oyuncuları. Yaklaşık aldığımızdan beri basındaki sorumlu arkadaşımız Hüseyin Bey'in bana aktardığına göre dünyada Ankara ve Ankara gücünü yaklaşık 50 milyon insan son bir haftada duydu. <laughs> Yunan milli oyuncuyu aldık. Gürcü milli oyuncuyu aldık. Brezilya'da bir oyuncuyla ilgili son aşamasındayız. Yerli oyuncular aldık. Şunu bilmenizi isterim. Ankara gücü bugün çok iyi bir kadroyla lige başlayacak. Benim bir prensibim var. Baş, takımı baştan kurmanın doğru olduğuna inanıyorum. Biz takımı baştan kurup kampa böyle başlamak istiyoruz. Geçen yıl da bunu yaptık. Geçen yıl transfer döneminde takımı kurduk. Bildiğiniz gibi ara transfer yapmadık. Takıma mali külfet getirmeden en az bütçeyle ki o ligin yedinci sırasındaki bütçeyle biz lig birincisi ve şampiyon olduk. Biz inanıyoruz. Ankara Gücünü hak ettiği yere getireceğiz. Bu süreçte bu süreçte bize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Benim bir prensibim var. Hangi siyasi partiden, hangi dünya görüşünden olursa olsun bu kulübe katkı sağlayan herkese biz taltif ederiz. Onlara iltifat ederiz ve kendilerine teşekkür ederiz bu hangi siyasi partiden olursa olsun katkı sağlayamıyoruz. Olsun bunu hiçbir yapma. Bu zemin üzerinde asla ve asla eleştirilerine müsaade etmedik. Ankara gücüne katkı sağlayanların başımız üzerinde yeri var. Bunu bilmelerini isterim. Bu katkıların devamını istiyoruz. El birliğiyle yapacağız. En büyük katkıyı defalarca söyledim. Makine Kimya Endüstri Kurumu'nun genel müdürü, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye başkanlarımız hepsi yaptılar. Ve en önemlisi de yönetim ciddi bir risk alarak bu yıl 298 milyon lira nakit ödeme yaptılar. Bakın 298 milyon lira bu takım şampiyon oldu. Ben bu başarılara katkı sağlayan belki bugün bu bugünkü yönetimde olmayacak fedakarlık yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni yönetimin de Ankara gücünü koyduğu hedeflere doğru gitmesi için çaba sarf edeceklerine inanıyorum. Ankara'nın gerçekten önemli şahsiyetlerini biraz sonra isimlerini okuduğunda anlar göreceksiniz. Önemli şahsiyetlerini bugün yönetime alacağız inşallah. Bu ekip Ankara gücünü hak ettiği yere getirecektir. Ben katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. teşekkür ediyorum Sayın başkan